Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde çizgili kasların kasılma sırasında hangi olaylar meydana gelmektedir? Bu olaylar nasıl gerçekleşiyor, bunları birlikte göreceğiz. Çizgili kasların kasılması Huxley'nin kayan iplikleri hipotezine göre açıklanır. Huxley'nin kayan iplikleri hipotezine göre ise aktin iplikçikleri, miyozin iplikçikleri üzerinden kayar ve kasılma meydana gelir diye söyleyebiliriz. Evet, kasılmada görev yapan miyofibrillerin yapısına baktığımızda açık renkli görünen aktin iplikçiklerinin ve koyu renkli görünen miyozin iplikçiklerinin olduğunu görebiliriz. Aktin iplikçiklerinin bulunduğu kısımlara I bandı adı verilir. Hem aktin hem de miyozin iplikçiklerinin olduğu kısma A bandı adı verilir. Yalnız miyozin iplikçiğinin bulunduğu kısım H bandı adını alır. I bandının ortasına geçen çizgiye Z çizgisi adı verilir. İki Z çizgisi arasına ise sarkomer adı verilir. Evet, şimdi kasılma sırasında hangi olaylar oluşuyor? Yine gevşemede hangi olaylar meydana geliyor, onlara bir bakalım arkadaşlar. Kasılma sırasında I bandının boyu kısalır. H bandı kaybolur. A bandının boyu ise asla değişmez. I bandının boyu kısaldığı için Z çizgileri birbirine yaklaşır. Sarkomerinde dolayısıyla boyu kısalmış olur. A bandının boyunun değişmediğini az önce belirtmiştim. Yine boyu değişmeyen diğer bir şey ise aktin ve miyozin iplikçiklerinin boyudur arkadaşlar. Kasılma sırasında asla kasın hacmi ve kütlesi de değişmez. Çünkü kas kısılma sırasında kasın boyu kısalırken genişliği artar. Dolayısıyla da hacmi değişmemiş olur. Gevşeme sırasında ise kasılmanın tam tersidir. I bandının boyu uzar. H bandı yeniden ortaya çıkar, görünür hale gelir. Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Sarkomerinde boyu uzar diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, Huxley'nin kayan iplikleri hipotezine göre çizgili kasların kasılma sırasında meydana gelen olaylarımız bu şekilde ifade edilebilir diye söyleyebilirim. Evet, gelelim 1990 yılında çıkmış olan bir üniversite sınav sorusuna. Aşağıdaki şekil bir çizgili kas dokusunun mikroskobik yapısını göstermektedir. Kasılma sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Evet, kasılma sırasında I bandı daralacaktır. Yine H bandı daralıp daha sonra hatta görünmez hale gelecektir. Z çizgileri birbirine yaklaşacaktır. Aktinler miyozinler üzerinden kaydığı için aktin çubukları birbirine doğru yaklaşmış olacaktır. Ancak aktinlerle miyozinlerin asla boyları kısalmayacaktır arkadaşlar. Biraz önce ifade etmiştim. A bandının boyu değişmez. Aktin ve miyozin iplikçiklerinin boyu da değişmez. Dolayısıyla yanıtımız E şıkkı diye ifade edebilirim. Evet, bu dersimizde çizgili kaslarda kasılmanın nasıl gerçekleştiğini Huxley'nin kayan iplikleri hipotezine göre ifade etmeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.